Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir video ile birlikteyiz. Kompansasyon sistemlerine devam ediyoruz. Reaktif gücün kompanse edilmesi sistemlerine. Yine bir örnek üzerinden devam edelim istiyorum. Örneğimiz şu şekilde. Bir kontaktör bobini 24 volt 50 Hz kaynaktan 100 miliamper akım çekiyor. Bobinin güç katsayısı 0,20 olduğuna göre bobinin çektiği gücü ohmik direncini ve endüktansını bulunuz diye sorumuz var. Hemen soruyu anlamaya çalışalım. Bir kontaktör bobinimiz varmış. Gerilim değeri 24 voltmuş. Gerilimin etkin değeri. Frekansımızın değerini vermiş 50 Hz. Akımımızın değerini vermiş. Akım 0,1 amper. Yani 100 miliamper 0,1 amper olarak alayım. Bobinin güç katsayısını vermiş. Yani kosinüs fi eşittir 0,20 olarak. Yani aslında fi açısını da vermiş. Evet, bobinimiz olduğu için akımı geride bırakacak 0,20. Hangi açının kosinüsü 0,20'dir diye bakıyoruz. Hesap makinemiz 78,5 derece olarak buldu. Negatif olduğunu biliyoruz akımı geride bıraktığı için. Evet, fiilimizi de vermiş yani. Bizden neyi istiyor? Bobinin çektiği gücü istiyor, S'yi istiyor. Bu gücün bileşenlerini, aktif güç harcamasını ve reaktif güç harcamasını da bulalım. Ohmik direncini istiyor ve endüktansını istiyor. Evet, bu şekilde. Biz bobinleri biliyoruz. Bobinler bakır tellerin, iletken tellerin yan yana üst üste sarılmasıyla elde ediliyordu. Yani bakırımızın boyundan iletkenlik cinsinden ve kesitinden dolayı bir tane ohmik direnci var yani. Ve bir de frekansla birlikte değişen, frekansla artan 2 pi fl kadar nesi var? Endüktif reaktansı var. Akıma karşı gösterdiği zorluk var. Evet. Yani demek ki bizim bobinimiz seri RL devresi gibi. Hemen çizmeye çalışalım. Seri RL devresi gibi davranıyor. Bir direncimiz var. Ve bir de endüktansımız varmış gibi düşünebiliriz. Gerilimimiz 24 volt etkin değeri. Birinci alternansta akımımız şu istikamette akıyor. Direncimizin değerini bulacağız. Endüktansımızın değerini bulacağız. Akım seri devrelerde eşit biliyorsunuz. Kaynaktan çıkan akım direncin üzerinden geçecek. Daha sonra diğer elemanımızın üzerinden geçecek diye düşünebiliriz. Bulmaya çalışalım. Evet. Devam ediyoruz. İlk önce görünür güçle devam edelim. Görünür güç. Onu şurada yapalım artık. Seen power, görünür güç. U çarpı I. Gerilimimizin etkin değeri 24 volt. Akımımızın etkin değeri 0,1 amper. Bu şekilde S eşittir 2,4 volt amper ve açısını biliyoruz. Eksi 78,5 derece. Akım gerilimden 78,5 derece geriden takip ediyor. Bobinli devrelerde akım gerideydi her zamanki gibi. Evet. Sin power'ımızı bulduk. Şimdi bu sin power'ımız yani görünür gücümüzün güç diyagramda yerini gösterirsek eğer şurası x eksenimiz, r eksen, şurası sanal eksen olarak güç diyagramını çizmeye çalışalım.
-78,5 derecelik açıyla görünür gücümüz var. Bu görünür gücümüzün iki tane bileşeni var. Bir tanesi reel eksen üzerindeki iz düşümü. Biz buna aktif güç harcaması diyoruz. Aktif güç harcamasını direnç elemanımız yapar. Her zaman söylediğimiz gibi. Şuradaki açının değeri -78,5 derece. Sanal eksen üzerindeki iz düşümü de kör güçtü. Bu kör gücü de bobinimizin endüktansı yapıyor. Evet, bu şekilde. Endüktansı, endüktif reaktansından dolayı neyimiz var? Kör gücümüz var. Şimdi S'yi bulduğumuza göre dik üçgendeki bağıntılardan hemen P'yi ve Q'yu bulmaya çalışalım. P eşittir S çarpı kosinüs fi formülümüzü kullanıyorum. 2,4 çarpı sinüs, düzeltiyorum, kosinüs. Kosinüs -78,5 derece. Buradan P'nin değeri, hesap makinemizde yapıyoruz. Kosinüsümüz 0,2 ile çarpı 2,4 eşittir diyorum. 0,48 birimi watt olarak aktif güç harcamamızı bulduk. Bu aktif güç harcamasını kim yapar? Direnç elemanımız yapar. Evet. Harcanınca ne olur? Isı ışık şeklinde açığa çıkar. Evet. Şimdi sırada kör gücümüz var. Q eşittir S çarpı sinüs fi'miz. S dediğimiz 2,4 çarpı sinüs eksi 78,5 derecelik açı. Buradan kör gücümüzü bulmaya çalışıyoruz. 78,5 derecelik açı negatifti. Sinüsünü aldım. Çarpı 2,4 dedim. Eşittir. Eksi 2,35 birimi volt amper reaktif. Enerjiye dönüşemeyen gücümüzü de bulduk. Evet. P eşittir. UR çarpı IR diyebilebiliyorduk. Yani IR'nin karesi çarpı R diyebilebiliyorduk. Doğru mu? Şu iki formülü şunu kullanalım. Yani IR'nin karesi eşittir P bölü R formülümüzü kullanalım. Direncin üzerinden geçen akımı biliyoruz. Gücümüzü biliyoruz. Direncimizin değerini bilmiyoruz. Evet, buradan bunların yerlerini değiştirirsek eğer R eşittir P bölü IR'nin karesi diye tamamen bulduk. Evet. Bu şekilde 0,48 burası. Şurası da 0,1'in karesiydi zaten. Seri devrelerde akım eşitti. Akımı biliyorduk. Akımın değerinin 0,1 olduğunu, 0,1'in karesini alacağız. Buradan direncimizin değeri hemen yapıyoruz. 0,48 bölü 0,1'in karesi eşittir 48 birimi ohm olarak direncimizin değerini bulduk. Sırada endüktif reaktans formülümüz ve endüktansımızı bulmak kaldı. Hemen bulmaya çalışalım. Q eşittir. IL'nin karesi çarpı xL diyebiliyor muyuz? Evet diyebiliyoruz. Yani akımın karesi çarpı akıma karşı gösterilen zorluk bana gücü verir. Buradan xL'yi çekmeye çalışıyorum. xL eşittir Q bölü IL'nin karesi formülümüzü kullanalım. xL'nin değeri Q dediğimiz şey eksi 2,35. Eksisine gerek yok şu anda. IL'nin değeri 0,1. Bunun karesini alıyoruz. Buradan xL'mizin değeri 2,35 bölü 0,1'in karesi eşittir 235 birimi ohm cinsinden olarak bulundu. XL eşittir 2 pi FL formülümüzden endüktansımızı çekmeye çalışıyoruz. Endüktansımızı eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölelim. Pi'ye bölelim. F'e bölelim. Bu şekilde L eşittir xL bölü 2 pi f formülümüzü elde ettik. Buradan xL'nin değeri yeni bulduk. 235. 2 çarpı 3,14 çarpı frekansımızı hemen bulalım. 50 Hz'ti.
Bu şekilde endüktansımızın değeri 235 bölü 2 bölü pi bölü 50 eşittir 0.748, yani 0.75 Henry olarak bulunur diyoruz. Her şeyi bulduğumuzu düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşça kalınız efendim.